Şimdi agalar ilk önce web korsanım hoş geldin. DD kompu ile başlayalım. Nidale Carey, abiler hala çok güçlü. Daha dün hatta bak göstereyim. Biz öyle boş kom paylaşmayız abi. Bak bak geliyorsun birincilik. Ne var burada Nidale Carey, görüyor musun? Nidale Kerry ile birincilik. Biz öyle boş kom paylaşmayız abi. Altta yedincilik de var onu siktir et. O, o piç o piç piç. Onu siktir et. <laughs> Arkadaşlar Nidalee hala oynanır durumda. Kompu nasıl yapıyoruz? Nidale Illoi, Skarner. Şimdi early game'de 3 astrali açtın tamam mı abi? Olay early game'de 3 astrali açıp Nidalee'yi 3 yapmak. Nidalee'yi 3 yaptıktan sonra astralin bir önemi kalmıyor abi. Nidalee'yi 3 yapıyorsun. Üstüne dev katili, Guinsoo. Son eşyada Runağan verebilirsin. Kanosamış verebilirsin. Dead Blade verebilirsin. Titan verebilirsin. Hepsi olur. Ben şöyle yalandan Dead Blade koyuyorum abi. Siz kendi elinizdeki itemlere göre yaparsınız. Civa vermeyin. Civa'ya gerek yok. Dead Blade veriyorsanız da dev katil yerine vermeye çalışın abi. Şimdi bunu yaptın ya. Dur şöyle düzgün koyalım çarları. Bunu yaptın. Nidale'yi rollerken 4 levelde bunu üçledikten sonra Nar koyuyorsunuz abi. Nar. Niko. Elias. Şey nerede? sivein nerede? Çarlardan Sveyn'i bulamıyorum. Sveyn. Şimdi bak. 2, 6, 7 level gördünüz mü? 7 level bordunda 5 shape shifter, 3 astral, 2 bruiser var. Şimdi Sveyn'in yerine buraya random bir tane şey koyuyorsun. Tarik koydum. Bak şuraya koyuyorum. Random tarihi koydun ya abi. Sveyn'i çıkarttın. Hala 7 leveliz bak. Sveyn'i görme. Sizin 7 level bordunuz. 3 Jay, 4 Shape Shifter, 3 Astral, 2 Bruiser abi. Tamam mı? Sonra 8'i geçtiğinizde elinizde Shape Shifter amblem vardır. Ya da Shivana bulursunuz. Tak şu tarihi çıkartacaksın. Yere Shivana düşeceksin abi. Yani kompun endgame ha hali konuşamadım. 6 Shape Shifter, 4 Rating 3 Jade diye gidiyor. Olur da Shape Shifter Amblem veya Jade Amblem falan bulursanız Sivey'ni çıkartırsın yere bir tane Jade atarsın statüyü açarsın. Anladın mı? Ama kompozisyon halinde 6 Shape Shifter açıyorsun. Daha sonra 8 ya abi 6 Shape Shifter'sın Endgame desin. Artık Scarner'ı Illoy'i falan kullanmıyorsun. Bu Scarner'ı Illoy yerine Silas artı e, Orm koyabilirsin. Orn artı Lee Sin koyabilirsin. Dragon Man's Ramblenin vardır. Lee Sin, Swain, artı Yasuo atıp Dragon Man's açarsın. Yani olay ya da Tarik yerine Karma falan koyarsın. Neyse demek istediğim olay early game'de şey açıyorsunuz. 3 astral Nidalee'yi üçlüyorsunuz. Sonra 8 rush atıyorsunuz. 8'e giderken de 4 shape shifter fixed açık olsun. Gelen kartlarınıza göre de kompu şekillendirin abi. Bak Kompun bitik hali bu. En çok tercih edilen komplarda ilk sıradaymış şu anda. Shape Shifter Nidale. Adam 6 Shape Shifter Soraka koyuyor. Soraka'dan da can alıyor kendini. En çok tercih edilen augmentler de bunlarmış. Hileli Zar, Shape Shifter'ın bufflanması ve Trilhan. Siz bunları o kadar çok şey yapmayın. Bu ilk DD kompumuz abi. Bu ne? Geç bunu. İlk DD kompumuz bu. Kaçlarda aratmaya başlayacağız Nidalee için. Kanka hiç level basmıyorsun. 3 astral koyuyorsun. Golemden sonra tüm paranı bitiriyorsun Nidalee 3 için. İlk kompumuz bu. İkinci kompumuz. Nasıl boşaltıyorduk burayı? İkinci olarak Volibear carry'i yapalım. Voli carry dün nerf yedi arkadaşlar. Ama hala güçlü. Yani nerf yemiş olması kompu oynanamaz kılmadı. Hala oynanabilir. Sadece artık daha mantıklı. Yani 1 ile iki level volley'e ulti açtığı zaman ekstra 1000 can alıyordu. O gitti sadece. Volley 1 kere şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi early game'de volley 1 bulduğunuzu düşünelim. Ya da setle oynuyorsunuz. Set pivot kullanıyorsunuz. Şöyle yalandan koyuyorum abi ben volley 1'i. Minyon turundan attı. Volley'e niyetlendiniz diye düşünerekten. Ha kompu forcelayacaksınız da early game'de setle falan oynayabilirsiniz kompu arkadaşlar. Volley 1 eş Karma Tarik. Early game'iniz bu arkadaşlar. 3 Jade, 3 Dragon Mancer. Amblemi de şeye veriyorsunuz. Ee, Volibear'a veriyorsunuz. Volibear'ın perfect eşyaları. Guinsoo, Civa, Kanosamış. Ah bir de görsem. Kanosamış. Civa nerede? Gözüm görmüyor lan cıvayı. Ha buldum. Tamam. Sol altta gördüm gördüm. Şimdi arkadaşlar Volibear'ın perfect eşyaları bunlar. Olmazsa olmaz eşyaları. Ama atıyorum oyuna girdiniz. Yüksek elo'da oynuyorsanız. Yani Grandmaster, Challenger gibi elo'larda oynuyorsanız eğer. Genelde o elo'larda item bekletemezsin. Yani perfect eşya yapmaya beklersen adam early game'de solari yapar, shroud yapar, dev katil yapar, ebedi kılıç yapar. Gelen giden bar atar götü toparlayamazsın. O yüzden e, Guinso fix olmak üzere, yüzde bir Guinso olmak üzere civa yerine hoj verebilirsin, dev katili verebilirsin. E, ne bileyim titan verebilirsin. Ya da kanos koyamadın, so Civa Hoj verirsin. Hani tercihlerini yapabilirsin. Ama en besti bu. Yapabileceğin en iyi 3 eşya bunlar. Devam ediyorum kompa. Şimdi 4 levelde kompum bu. Tamam mı? Kanosom işte next olur mu? Olur kanka. Can karttan can çalmasın. Yani Feraz'a konuşuyorum. Ama verebileceğin en iyi best eşyalar bunlar. Kompa devam edelim. Şimdi burayı buldun. 4 levelim bu. 5 bastın abi. Tarihi çıkartıyorsun. Yere nar düşüyorsun statüyü açtın. Yanına da Niko buldun diyelim. Ya da Sivein koydum. Fark etmez. Niko'yu koydum şöyle abi. Daha sonra Niko'yu bulduktan sonra Lee'sine giriyorsun yere. Nerede bizim şeyleri? Bütün shape shifter'ları koyalım. Aman Dragon Mancer'ları koyalım şimdi ya. Tek tek anlatmayayım her level amına koyayım. Elinizde gelene göre koyarsınız işte oraları. Heh. Svane. Burada ne fazla? Nar fazla. Bunu çıkarttın. Niko'yu da çıkarttın. Endgame kompunu yapıyorum arkadaşlar buranın. Şunu boz. Legend nerede? Heh. Or Anywhere. Kompun bitmiş hali bu arkadaşlar. Tamam mı? 8 levelde kompunuz böyle. Şimdi 8 levelde kompu böyle yaptıktan sonra yapacağınız şey ilk olarak seti çıkartacaksın. Setin yerine Yasuo bulacaksın abi. Nerede Yasuo'muz? Setin yerine Yasuo koyuyorsun. Kompun bitmiş hali bu. Şimdi 3 Legend'ı açtığın için şöyle bir şey var. Legend karakterleri item yedirebilirsin. Burada main kerin e, ee, oluyor. Yan keriniz Enivia oluyor arkadaşlar. Enivia'ya benim tercihim sadece bir tane Morello koyun. Geri kalan eşyaları iki salla bir bağla. Ne gelirse önemli değil abi. Enivia'ya karmayı yediriyorsunuz. AP scale'inden. şeye Volibear'a eş yediriyorsunuz. Swain'i de buna yedirin. Yasuo baş kalsın şöyle tek. Frontline'ınız Lee'sin ve Orn olsun arkadaşlar. Bu çarlarda bunları yesin. Şöyle yapan da var bu kompu. Lee'sini Volibear'a yediren de var. Lee'sinin statları eşten falan daha iyi olduğu için. Ben bunu önermiyorum arkadaşlar. Çünkü Lee'sin Game Changer Unit. Adam Frontline'a gidiyor Gargoyle'li Idas koyuyor. Onu geçemiyorsun mesela. Ama Lee bir tane tekme atıyor. Direkt arka bench'e falan yürüyor. Kaybeden çarları, kaybeden ee, komplardan çok daha az damage yemenizi sağlıyor abi Lee O yüzden kesinlikle Lee yedirmeyin agalar. Legend'a. Ha baktınız mesela Enivya da eşya yok. Enivya'ya da bir şey yedirmeyin. Bu çarları böyle ayırın. Ya da rakipte en sonda Sonalı var. Mage var tamam mı? Mage Sona yapmış ulti voli yemesini istemiyorsunuz. Köşelere karakter koyarsın. Enivia'ya bir şey yedirmesin. Sona yiyemlersin. yemlersin. Burada koyacağınız maksimum eşyada e, Orna bir kefaret verin abi. Bir gargoyle verin verebilirseniz. Her türlü tank eşyası olur tabii ki. Ama benim önerdiğim bunlar. koyabileceksiniz bunlar. Hadi bir de Vormon kattırayım üstüne. Ultisini tamamlasın. Çünkü Orna ultisi hem CC atıyor hem de değdiği karakterlerin atak spitini alıyor abi. Bu yüzden Orn'un ulti atması bayağı önemli bu kompta. O yüzden zaten bir şey yediriyorsun Orn'a. Bu da böyle bir kom. Bunu da geçelim şimdi. Başka ne varmış? Bakalım şuradan. Zaya Talon. Guild Zayah Keri. Onu da göstereyim. O da bayağı güçlü. Sonra da Korki'yi gösterir. Kapatırız abi. Belki bir de Ryze'i gösteririz. Şimdi. Early game'de arkadaşlar Ezreal 2 yaptınız diyelim. Tamam mı? Ezreal Sejuani Twitch. İlk önce iPhone'unun kilidini açman. Kafa iyi de telefon. Twitch nerede abi? Bir Twitch. Ha tamam. Şimdi şuraya da bir tane yalandan Lee'sin attırdım. Lee'sin bulamazsan Kiana koy geç. Arkadaşlar early game'de item taşıyıcınız sizin Ezreal tamam mı? Ezreal'a Guinsoo'sunu sosunu verdin. Dev katilini verdin. Civa verdin. Ya da civa bulamadın. Dead Blade falan salladım. Siktir ettim. Tank eşyalarınızı da Sejuani'ye veriyorsanız. Sejuani'ye Gargoyle ve şeyi koydun. Bunları verdin geçtin tamam mı? Early game'iniz bu arkadaşlar. Early game'de Sejuani ve Twitch olmazsa olmazınız kompta. Late'e götürüyorum abi. Zayah buldun. End game comp'unu yapıyorum şimdi. Bunları çıkartıyorsun Lee'sini falan. Hekarim, Zayah. Shen. Ee, talon 2 4 6 or Lisi yok Kiana. Kiana nerede lan? Okey. End game kompunuz bu arkadaşlar. 2 4 6 8. Bu Guild e, ee, Zayah Keri kompu. Kompun best itemleri dediğim gibi dev katili, Guinsoo, Civa, Tank eşyalarını Sejuani'de duruyor. Bunu daha sonra Sejuani'den alıyorsunuz arkadaşlar. Orna ya da Hecarime veriyorsunuz. Early game'de Twitch ve Sejuani ile başladığınızda gidin. Talon'a da vereceğiniz eşyalar Last Whisper, Hoş. Last Whisper nereden çıktı lan? Pardon. Hoş, ebedi kılıç, dev katili. Ha bunları veremedin. Talon zaten arkadaşlar burada eee mainkeriniz değil. Siz burada Zayah'ı perfect eşya yapın front line'ınızı güzel eşyalı yapın. Talona elinizde ne varsa koyun. Zaten bu kadar çok eşyayı aynı anda bulamazsınız. Mümkün değil. Bu da zayak keri kompu arkadaşlar. Donmuş rek biraz olur tamam. Zaten donmuş rek atarsanız çok iyi olur hatta. Asas at at, at, arkanın atak spitini alır. Bu da yapabileceğiniz üçüncü güzel komplardan. Bunu da salıyorum. Şimdi ne yapalım? Bakalım. Bruiser Olaf Diana. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Gerek yok göstermeye. Trishat Warfilo'yu. Kötü komp yapmayın. Ezreal Leona. Az önce yaptık. Dördüncü olduk. Çıtır. Gideri var. Volibear Enivia kompu. Korkidas. Korkidas'ı gösterelim. Angara ve 22. Teşekkür ederim kankam. Korkidas'ı gösterelim abi. Arkadaşlar early game'de olmazsa olmazsınız. Heymer Tristana. Olmazsa olmazsınız abi. Ve frontlana Kench. Ki bence bu kompun en zor yanı Kench abi. Bu bu şekilde start atıyorsunuz. Yanına bir tane Shen koydun, Shen bulamadın diyelim. Ya da Jinx'in var elinde, Shen'i çıkartırsın, nomzi öne alırsın, yere Jinx koyarsın. Bu early gameiniz, itemlerinizi şeyde taşıtıyorsunuz, e, Tristana da taşıtıyorsunuz arkadaşlar. Vermeniz gereken en önemli eşya bu kompta Gargoyle hepsinden daha önemli. AD eşyalardan daha önemli arkadaşlar. Çünkü kompun front çok az. Bir tane front line ile oynuyorsun. Onu da en güçlü yapan item gargoyle Gargoyl'u yapıyorsunuz %100 bir şekilde. Daha sonra dev katili, ebedi kılıç. Ah bir dev katil daha. Bak kompta AD eşyanızın hiçbir önemi yok arkadaşlar korki, kork kompunda. İstersen tek dev katili ver. Kanosamış ver. Hoj ver. Dev katili Blue Guinso. Dead Blade Ebedi Kılıç. Last Whisper. Hiçbir önemi yok. A de ne olursa koy. Tek kılıcından oluşan eşya ne olursa koy. Frontline'ın perfect olsun abi. Ben Guinso tercih etmiyorum. Yapmanızı da önermiyorum abi. Çünkü komp zaten hızlı ult atıyor. Ve... eee tek atması gerekiyor. AD olan her şeyi koyun. Emin olun çok daha iyi verim alacaksınız. Hatta şurada bir yerde vardı Korki maçımız. Bakalım. Bak. Korki kere yapmışız. Birinci olmuşuz. Korkimizin eşyaları. Hoş. Kanoslamış dev katili. Herhangi bir atak speed eşyası vermiyoruz arkadaşlar. Şimdi frontline'ınıza gargoyle yapıyorsun. Sunfire yapıyorsunuz. En önemli early game eşyası. Sunfire daha sonra da gargoyle arkadaşlar. Üçüncü eşyada Wormong ya da Kefaret vermenizi öneririm. Ben genelde Wormong veriyorum. Neden Wormong veriyorum? Şu yüzden açıklayacağım. 8 levele geçtiğinizde yere idas düşeceksiniz. Tahm çıkacak. İdasa Gardiyan açıyorsunuz. Gardiyanın iki Gardiyan açtığınızda canının %35'i Shield alıyor karakter. Wormong alınca çok yüksek Shield alıyor. O yüzden Wormong'un daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi Comp'un End Game'ini yapalım abi. Yere idas giriyor. Çıkartalım şunu. Idas nerede baba? Idas İkinci gardiyan olarak kesinlikle trash kullanın. Çünkü pozisyon bozuyorsunuz. Adamın kerisinde kapan mençe olmuyor. Onu çekiyorsunuz falan derken. Her türlü trash kullanın abi. Şuraya da warmong'u koyayım. Koymuşuz. Next kaldı. Gargoyle. Okey. Sunfire'a da vormon kullanmazsanız tabii tank eşyası d da verebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen şey. E, o anki elinize bağlı. Corki'yi koyalım. Corki'nin eşyalarını verelim. Şöyle dev katil olarak yapayım geçsin. E, Tristan'a. Kasa dine tıklayayım. Dine alayım. Ee. Lulu. Heimer'in yerine Lulu koyacağız. Bir de Sona. Lulu nerede lan? Ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kompumuzun end game hali bu arkadaşlar. İrem 9. kutlu olsun. Kompun end game'i bu abicim tamam mı? Frontline'de tek başına idas bu çarları burada sıkıştırıyorsunuz. Sonanın konumuna dikkat ediyorsunuz. Sonra daima rakip kerinin tersinde olacak. Buraya benim size önerim Arkadaşlar 9 level bastığınızda yere bard düşüyorsunuz. Evet bard düşünce perfect comp oluyor zaten. Bütün bufflar açılıyor yandan. 9'da bat girdikten sonra Jinx'i çıkarın arkadaşlar. Jinx'in yerine 5 cost'luk güzel bir çar atın. Ne olabilir? Zoe 2, Pyke 2, Yasuo 2, Soraka 2. Çünkü... O saatten sonra olay 9'a geçince 3 Ravel'da 2 Ravel'da 150 mag işlemeye çatıyorsun. 3 Ravel'da 175 mag işlemeye atıyorsun. 25 damage'in hiçbir faydası yok abi size. Güçlü kom, güçlü bir çar atmak çok daha değerli oluyor abi. Ya da yüzde %150 yerine %175. Şu an %200 oldu galiba da. Ya da güncel mi bilmiyorum. Neyse sikimde değil zaten. Jinx e her türlü çıkartın arkadaşlar 9'da. Söyleyebileceğim en can alıcı tavsiye bu. Biz ne yapmışız mesela? Bak bu kompta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bak biz de 9 basmışız. Jinx'i çıkartıp Sorak'a 2 koymuşuz. Gördünüz mü abi? Çıkartıyorsunuz çarı ve onun yerine abi güçlü bir 5 kos koyuyorsunuz Jinx'in yerine. Çünkü Jinx direkt israf karakter. Hiçbir anlamı yok abi Jinx'in. Bu da Korki Keri kompuydu. Kaç tane komp söyledik? 4 oldu mu abi? Yeterli mi? Kaç komp söyledik? Zayah'ı gösterdik. Korki'yi gösterdik. Nidale'yi gösterdik. 3 oldu. Baş... Voli 1'i gösterdik. 4 oldu abi. 5. bir komp. Neyi gösterebiliriz 5. komp? Ejder kompu. Ejder ya gerek yok ona. Trade lazım. Serap kompu geçiş aşaması. Serap. Serap nerflendi. Serap'ı da göstereyim abi. Mirage kompunu. Şimdi arkadaşlar Mirage kompunda Guardian Start atıyorsunuz. Tarik koydun. Leona koydun diyelim. Leona nerede? Tarik Leona koydun diyelim. Tamam mı? Tarik Leona şey için e, ee, Mirage için gidebileceğiniz güzel başlangıçlardan bir tanesi. İkinci güzel başlangıcı söylüyorum. Minyon turundan Nunu aldın. Nunu Sejuani. Şu ikisinden birisiyle gidebilirsin şey kompunu, Mirage kompunu. İkisi de okey. Ya Mirage kompu şöyle bir komp. Hani gidiminde belli başlı şeyler yok. Yone koyuyorsunuz yere arkadaşlar. İtemleri yöne de taşıtıyorsunuz. Ondan sonra döndürüyorsunuz kompu. Yani yöneye Guinso veriyorsun. Dev katili veriyorsun. Civa veriyorsun. Civa veriyorsun. Ondan sonra yere Shen düşüyorsun abi. Yani Mirage kompuna giderken benim en sevdiğim yani basma kalıp bir şeyle gitmek zorunda değilsin. Elinde güçlü olan ne varsa yere koy. Anladın mı? Tarik'in mi yok abi? Shen koydun, Leona koydun. Shen'in yanında güçlü bir şey Olaf koy abi Tarik yerine. 5'te de Aatrox koy. Al sana mü mükemmel komp anladın mı? 2 Mirage, 2 Bruiser, 4 Warrior. Şey taşısın seni. Yone taşısın seni. Daeja bulduğun zamanki kısma geliyorum. Bir de mireç kompu arkadaşlar her seferinde değiştiği için komp değişiyor. Bazılarında 8 mirece çıkıyorsun. bazılarında 4 mireçte kalıyorsun. Ben size şimdi 4 mireçte kaldınız ortalamasını gösteriyorum abi mireç kompunun. Daija koyuyorsun. Civa, Guinsoo, Dev Katili, Fix. Ben ortalamasını gösteriyorum. Nunu koydun 4 mireç. Buff'ına göre değişir tabi dediğim gibi arkadaşlar. Onun kararını siz vereceksiniz. Hekarim Nulu nerede? Nulu sona Bart Sona nerede lan? He. Sona 1 2 3 4 5 7 10. Şimdi bu şekilde oynarsanız bu çok güçlü bir mirage komp abi. Ortama bir komp. Atıyorum bardın yok ya da rakibin hmm. mistik değil abi. Mistik koymana gerek yok. Bardın yerine Lisin koyarsın. Ya da Yasuo buldun diyelim. Bardı çıkartırsın. Sonayı çıkartırsın. Lulu'yu çıkartırsın. Lee Sin, Yasuo, Yone artı bir tane Dragon Mancer koyarsın. 6 mirage, 3 Dragon Mancer, 2 Tempest oynarsın. Yani Mirage kompunun basma kalıp bir hali yok. Çünkü zaten bafa göre değişecek bir şey arkadaşlar. Ben şöyle size kabaca yapılması gereken kompu göstereyim. Siz bunun üstüne kendiniz düşünerek yaparsınız. Ben diyemem çünkü değişiyor. 8 Mirage koyman gerekiyor bazı şeylerde. Bazılarında 4 bazılarında 6. Bana geçen gün Mirage sandık veren geldi. 6 leve de kıydım. 6 Mirage yedik geliyor. Çok güzeldi. 5 bile 9 yedik Mesela sandığı da late game'de salmanız gerekiyor arkadaşlar. Late game'de hala oynamamanız gerekiyor. Komplar bu şekilde arkadaşlar. Bu 12.2 yamasının şeyi yani güncel olanları. Şuradan da bakayım unuttuğum bir şey var mı? Biz de oynuyoruz. Mage oynuyoruz. Korki oynuyoruz. Mage. Mage. Bayağı Mage oynamışım. Elise. Ezreal, Volibear, Korki, Elise. Nidalee. Biz de bu komplar oynuyoruz zaten. Daeja. Bunların dışına çıkmıyoruz arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkür ederim. Umarım size fayda sağlamıştır. Öpücükler. Deyip devam